Yine bir kardeşimiz, hocam diyor, neden diyor bayanlarla karşılıklı konuşuyorsunuz diyor. Ben niye yani Allah'ım yarabbim. Onlar çalgılı çengeli şarkılı alemli olarak değil mi, programlar yapıyorlar. Bütün evet. Herkes seyrediyor. Bayanlar, dekolte bayanlar da giriyor, dinliyor. Dindar aileler herkes dinliyor. Yanlış mı? Doğru hocam, estağfurullah. Genç kızları çıkartıyorlar, dans ettiriyorlar, raks ediyorlar, oynuyorlar, şarkılar söylüyorlar, Türkan ve Fasıl. Kapalı hanımlar alkışlıyorlar, beyler, sakallı beyler gidiyor, toplantı yapıyor, büyük salonda toplanıyorlar. Hatta gözyaşları içerisinde seyrediyorlar, iftihar ediyorlar yani. O genç kızların şarkı söylemesini, dans yapmalarını, oynamalarını. Evet. İftiharla seyrediyorlar. Aileler de huşu içinde, birçok aile seyrediyor. Biz gelince burada 2-3 tane kız arkadaşımızla, kardeşimizle dinden, imandan, İslam'dan konuşmamız. İnsanlar niye rahatsız ediyor, ben bunu anlamıyorum. Evet hocam, estağfurullah. Niye ben onları küfre iteyim? Niye dinsizliğe iteyim? Niye ateistlerin yanına doğru iteyim? Estağfurullah. Tabii ki sahip çıkacağım. Değil mi? Estağfurullah. Başörtülü oluyor. Başörtüyü de kabul etmiyorsunuz. Hiç kapanmasa daha iyi diyor başörtüler. Değil mi? Evet hocam. Peki öyle mutasipsin madem, okula niye kızını gönderiyorsun? Öğretmenlerle bakışarak konuşuyorlar, beraber konuşuyorlar, ders yapıyorlar. Değil mi? Evet. Tatile gönderiyorsun kızını, oğlunu. Evet. Herkes de iç içe değil miler? Otobüse biniyorlar, millet de iç içe, kucak kucağa beraber gidip geliyorlar. Evet. Orada bir sorun çıkmıyor. Okula, liseye gönderiyorsun, öğretmenlerle konuşuyor, iç içe oluyorlar. Orada da görüşüp konuşuyorlar. Evet. Orada da bir sorun yok, değil mi? Evet. Kendin iş yerinde sekreterleriniz var, bilmemleriniz var. Onlarla akşama kadar göz göze, diz dize oturuyorsunuz. Evet. Onda da bir sorun çıkmıyor. Diz dize derken yani yakın oturuyor anlamında. Efendim, yine kendileri tatille gidiyorlar, oraya buraya gidiyorlar, her yerde beraberler. Televizyon seyrediyorsunuz akşama kadar. Evet. Herkes yine aynı şekilde. Neden bir buradaki programda tedirgin oluyorsunuz? Ben bunu anlamıyorum. Yani hayır, yapmasalar normal değil. Normal değil. En yoğun yapan tiplersiniz yani, en yoğun. Yani hiç yapmayan bir adam olsa yani ona bir anlatırım, açıklarım. Ama gece gündüz böyle yaşayan bir adam bana bunu sordun mu, burada bir samimiyetsizlik vardır. Değil mi? İnşallah hocam. Tatilde bunlarla akşama kadar berabersiniz. Evet. Komşularınız hep açık saçık, birçok komşunuz var. Değil mi? Açık saçık değil, normal açık dekolte. Onlar da size geliyorlar beraber. Kakarak, kere sohbet ediyorsunuz, eğleniyorsunuz. Televizyonlardaki programlara sevinçten kuru yemiş bilmem ne fındık fıstık alıp böyle ailece oturup seyrediyorsunuz. TGRT'de olsun değil mi? Evet. Saman Hanım, Mehtap TV'de olsun diye. Peki bizim burada Allah'tan, dinden bahsetmemiz niye senin acayibine gidiyor? Liseye gönderdiğin kızın öğretmenlerin yanında oluyor. Kursa gönderiyorsun, öğretmenlerini iç içe oluyorlar. Yan yana oluyorlar. Değil mi? Onların yüzüne bakarak konuşuyorlar, sohbet ediyorlar, ders veriyorlar. Evet. Sen kendin gönderiyorsun, elinden gönderiyorsun. Değil mi? Evet hocam. Bakkala gönderiyorsun, bakkal da senin yüzüne bakıyor kızını, konuşuyor. Hanımını gönderiyorsun. Markete gönderiyorsun, sokağa gönderiyorsun. Sokakta herkes görüyor. Bizim burada görmemiz, konuşmamız niye acayip oluyor o zaman? Evet. İnşallah. Yani kardeşim, ben buradaki mantığı kavramaya çalışıyorum, anlayamıyorum. Hazreti Süleyman Sebe Melikesi'yle niye görüştü o zaman? Sebebi ne? Değil mi? Hatta kadın ayaklarını açıyor yanına, bacaklarını açıyor suya evet. Girmek için. Evet hocam. Değil mi? İnşallah. Sırtını dönmediği belli orada Süleyman Aleyhisselam'ın. Hazreti Musa Aleyhisselam o genç kızlarla niye görüşüyor? Bak diyor ki güçlü ve güvenilir biri diyor. Kızlar görmüşler oradaki hanımlar. Güçlü olduğuna kanaat getirmiş ve güvenilir olduğuna konuşmuşlar, yüz yüze bakmış. Değil mi? İnşallah hocam. Ama çobanlara yaklaşmıyorlar. Yani it kopuk böyle sığır ve ayı takımına yanaşmıyorlar. Zaten buradaki arkadaşlar böyle it kopuk yanaşmazlar. Böyle ayılara yanaşmazlar, sığır olanlara yanaşmazlar. İnsana olan yanaşırlar, Müslümana yanaşırlar. İnşallah hocam. Güvenilir insana yanaşırlar, doğru mu? İnşallah. İnşallah. Ne diyorsun Belihan hocam? Tabii ki inşallah. Sen öyle cins, hayvan gibi tiplere yanaşır mısın? Tabii ki. Sen yanaşır mısın? Hayır. Tamam o zaman. Demek ki kime nereye gideceklerini biliyorlar. İnşallah hocam. Onun için yani bu akıllar yanlış akıllar. Yani mesela bunu yazan arkadaş bu dediklerimi yapmıyorsa bana yazsın. Ben o zaman konuşacağım. Desin ki ben hiçbir şekilde okula kız kardeşimi göndermiyorum. Annesini dışarı çıkartmıyorsa, eşini dışarı çıkartmıyorsa, değil mi? Evet. Hiç kimseni görüp okula göndermiyorsa, televizyonda Samanyolu'nu seyretmiyorsa, Mehtap TV seyretmiyorsa, TGRT'yi seyretmiyorsa, oradaki programları böyle zevkle seyretmiyorsa, kendisi sokakta bir hanım gördüğünde hiçbir şekilde muhatap olmuyorsa,
Değil mi? İş yerindeki hanımların hiç yüzüne bakmadan gidiyorsa, hiçbir şekilde konuşmuyorsa, kendi çocukları da buna çok dikkat ediyorsa, o zaman bana yazsın. Yoksa bunların hepsini yapıyorsa, oturup bana akıl verirse, bu olmaz. İnşallah, estağfurullah. İnşallah. İnşallah. Bak Peygamberimize Cenab-ı Allah ne diyor? Güzellikler ne kadar hoşuna gitse de diyor, bundan sonra sana yeni eşler almak haram diyor. Evet. Peygamberimiz bakmasa neden anlasın güzelliğini? Evet. Değil mi? Perde arkasından anlaşılır mı bir insanın güzelliği? Bak güzellikler ne kadar hoşuna gitse de diyor ayette. Sana bundan sonra yeni eşler almak haram diyor. Evet hocam. Cenab-ı İnşallah. Görüyor, beğeniyor, almak istiyor demek ki. Başörtülüyü de açık hükmünde gördüğünüze göre. Hatta çarşaflı olunca da gözünü, yüzünü tamamen örtmesi yine kabul etmediğinize göre. Ve o normal özel hayatınızda da böyle tiplerin neler yaptığını zaten son zamanlarda görüyorsunuz. Değil mi? Evet hocam, inşallah. Şimdi beni konuşturmayın. Yani orada samimi ve dürüst olacaksınız. Türkiye'deki hanımların %70'inin, 80'inin başı açık. İnşallah hocam. Yani tarlalarda hanımlarımız var ama başlarında ama genelde pratik olarak yani başı açık hükmünde. Ve onlar bizim canlarımız, onlar bizim kardeşlerimiz. Biz onlara sahip çıkıyoruz. Siz onları dışlamak istiyorsunuz. Siz onları fasık hükmünde görüyorsunuz. Cehennemin odunu olarak görüyorsunuz. Cehennemlik olarak görüyorsunuz. Değer vermiyorsunuz. Biz onlara çok değer veriyorum ben. Cehennemlik olarak görmüyorum ben onlara. Biz herkes cehenneme de gidebilir, cennete de gidebilir. Cennete gitmelerini umuyorum. Ve birinci sınıf Müslüman olarak görüyorum onları. Takva, tertemiz insan olarak görüyorum. Baş tacı ediyorum. İnşallah hocam. Sizin gibi böyle aşağılayan gözlerle, kibirli, enaniyetli, üstten bakan gözlerle görmüyorum onları. Şefkatle görüyorum. Maşallah. Bakış açım bu. Maşallah. Sevgi ve saygı. İnşallah. Değer verme üstüne kurulu. İnşallah. Elhamdülillah. Yani ben sizler gibi münafıkhane, sahtekarca yaklaşmıyorum. Yani orada ayrı, burada ayrı, şurada ayrı falan. Din eğer inancın varsa inancı neyle uygula? Niye uygulamıyorsun orada? Televizyon seyrederken her türlü programı seyrediyorsun. Sokakta herkesle muhatap oluyorsun. Eşin, çocuğun herkesle muhatap oluyor. Oğlun gidiyor, herkesle görüşüyor, konuşuyor. İnternetten her şeyle bağlantı kuruyorsunuz. Evet. Ondan sonra iftarlarda kadın, erkek falan hep birlikte yemek yemiyor musunuz? Yiyorlar hocam, evet. Dekolte hanımlar gelmiyor mu? Evet, geliyor. Konuşuyorsunuz, şakalaşıyorsunuz, sohbet ediyorsunuz, kokteyl veriyorsunuz. Liseli genç kızları çıkarıyorsunuz, şarkı söyletiyorsunuz. Değil mi? Evet. Dans yaptırıyorsunuz, raks ediyorlar. Alkışlıyorsunuz hep birlikte. Evet. Şirketlerinizde, samanında her yerde açık hanımlar var. Onlarla beraber çalışıyorsunuz, iş yerlerinde çalışıyorsunuz. Ticaret yaptığınız yerlerde hanımlar var. Hepsi açık hemen hemen. Onlarla muhatap olup konuşuyorsunuz, görüşüyorsunuz. Çocuklarınız liselerde görüşüyor, konuşuyor. Evet. Kızlarınız görüşüyor, değil mi? Evet. Açık olan kızlarınız, kapalı da olsa milletle muhatap halindeler. Demek ki yapıyorsun. O zaman bana niye bu özel uslup oluyor? Ben bunu anlamıyorum. Estağfurullah. Değil mi? Evet. Neden dışlamamı istiyorsunuz? Neden aşağılamamı istiyorsunuz? Neden onları fasık olarak görüp onları küfrün kucağına etmemizi istiyorsunuz? Ben bunu yapmam. Estağfurullah. 30 kere bana söyletmenin bir alemi yok. Dürüst olacaksınız. İnşallah. Yani bunu son haddine kadar yapan adamlar oturup bana bunu anlatırsa ben bunu kabul etmem. İnşallah. Ama hiç yapmayan bir adam gelirse ben ondan konuşurum. Ama sonuna kadar yapıp da bu şekilde koyan ki yani özel durumlara ayrı onlara hiç girmiyorum. Yani kendi özel sekreterlerinden bilmem ne olan hayatları da ayrı onlara hiç girmiyoruz. Yani. Onun için dürüst yaklaşsınlar, samimi olsunlar. Yani ben nezaketen usturuplu bir dil kullanıyorum inşallah. İnşallah. Ve bu yüzden genç kızlarımız hep dinsizliğe doğru ittiler, imansızlığa doğru ittiler, küfrün kucağına doğru ittiler, delalete doğru ittiler ve itmeye de devam ediyorlar. Ben buna müsaade etmeyeceğim. Hepsi benim canım. Maşallah. Hepsini bağrıma basacağım. Hepsini koruyup kollayacağım. Hepsine iman hakikatlerini anlatacağım. Hepsine sevgi, saygı göstereceğim. Hürmet göstereceğim. Kıllarına dokundurtmayacağım. Kimseye de laf ettirtmeyeceğim. Allah razı olsun hocam. Bu nedir böyle ya? İnşallah. Önüne geleni fasık, önüne geleni bilmem ne ilan ediyorum. Önü sonu yok ki kardeşim. Hayır başörtülüler ben başörtü artık iş bitmiş yani başörtülü geriye adam kalmadı ya. Çarşaflı kaç tane çıkar Türkiye'de ya yani. Evet. Türkiye'nin artık 100.000'de bir kadardır artık çarşaflı sayısı.
Çünkü başörtülüler de diyor aynı baş açıktan hiç farkı yok diyor. Dekolte hanımın hiçbir farkı yoktur diyor. Aynı hükümde diyor. O da fasık diyor. Onlar da cehennemin odunlar diyor. Cehennemde cayır cayır yanacaklar diyor. Saçının bir tane teli göründüğü dışarıda o da yanacak diyor. Bu durumu ben seninle konuşayım ya. Evet. Ben onları fasık olarak görmüyorum. Seni fasık olarak görüyorum. İnşallah. Fitne çıkarttığın için. Yani bu kadar insanı küfrün ve delalet içine doğru ittiğin için. Tertemiz insanları, bu masum genç kızları, değil mi? Bu hanımları küfrün kucağına doğru, delaletin, deccalin kucağına doğru ittiğin için azılı fasıksın ve deccalin ordusunda görev yapmış oluyorsun bir nevi. Bundan haberin bile yok. Farkında bile değiliz. İnşallah. Değil mi? İnşallah hocam. Bu mantıkla o kadar çok insan telef oldu ki, o kadar çok insanı küfrün içine ittiler ki ve gittikçe de kendi kabuklarını çekiliyorlar. Bu olmaz. Bunu söyleyenlerin sayısı ne kadardır? Çok az olabilir. Çok az. Ama az ama tahribatı çok büyük. Bizim milletimiz bütündür. Kardeşim ondan da bırakmıyorum. Alevi düşmanlığı yaptılar. Aleviler de fasık dediler. Onlar da kafir. Onlar da cehennem. O beladan zor bela kurtarttırdık. İnşallah. Uğraşa uğraşa. Bektaşlara ayrı düşman oldular. Caferilere ayrı düşman oldular. Vehhabi'ye ayrı düşman oluyor. Başı açığa ayrı düşman oluyor. Başörtülüye ayrı düşman oluyor. Hristiyan, Yahudi zaten onlar nefret edilecek varlıklar olarak görüyor. Onların hepsi zaten asılıp kesilmesi gerekiyor diyor. Dışarı adam kalmadı ki kardeşim. Kendi cemaatine, kendi adamına düşmansın. Sana güvenmiyorum diyor zaten adam açıkça söylüyor. O da ona güvenmiyor. Kendi elinizden kendinizi yok ediyorsunuz. Sistemi yok ediyorsunuz. Ve bu çok büyük bir fitne de fitne katilden beterdir diyor Allah. Ayette. Değil mi? Evet hocam. Masum, inşallah. Tertemiz kızları, genç kızları, kardeşlerimizi iptal ediyorlar. Mesela homurdanıyor. Ayı gibi homurdanıyor yanından geçerken. Yani çamura basmış ayı gibi. Yani böyle nefret dolu bakışlarla geçiyor. Ulan bunun meydana getireceği fitneyi sen düşünmüyor musun? O belki senden binlerce kat daha üstün. Kalbinde sevgi yok, merhamet yok, muhabbet yok. Değil mi? O kendi inancına göre öyle düşünüyor olabilir. Sen de kendi inancına göre öyle düşünürsün. Ben hepsine saygılıyım. İnşallah. İnşallah. Onun için bu konuyu zaman zaman tabii gündeme getirmekte fayda var. Öyle İnşallah. Alacağız. İnşallah. Hayır, beni eniştelenler. Mesela bir çocuğu sevgi hiç görülmüş mü bunların? Evet. Bir çiçeğe sevgi görülmüş mü? Bir sincabı, bir tavşanı sevgi hiç görülmüş mü? Bunlara böyle ekmek arası köfte vereceksin. Hırıltılara çıkararak falan yiyecek böyle geğirerek. Onu sever adam. Evet. Bir de uyumuşsun falan diye bir uyuyacak bir yer bulacak bu adam. Sığır ya da bir de ayı gibi kaşınacak işte kapıya mapıya sürterek falan, o başka bir şey yok yani. Hayatta hoşlandıkları evet. Şeyler bunlar bunlar. Evet, evet. İnşallah. İnşallah. Ya kardeşim şimdi ben mesela Fatih'e hitap ediyorum. Fatih Çarşamba'ya. Ya da El Tarik kardeşlerime hitap ediyorum. Ben halkımın bütününe hitap ediyorum. Yani muhafazakar din anlayışında olan ya nasıl diyelim tutucu diyelim. Tutucu olan kardeşlerimiz. Zaten beni izlemelerine gerek yok yani. Ben aydın, modern, Atatürkçü, dekolte hanımlara, efendim, içkide içen, eğlenen, alemci olan gençlere, efendim, üniversite öğrencilerine, lise öğrencilerine, entelektüel kesime, efendim, bakımlı gezen hanımlara, mini etek giyen hanımlara, efendim, plaja giden hanımlara, tango mayola giyen hanımlara, efendim, arası cuma namazına giden insanlara yahut bayram namazına giden insanlara, yani milletimin %90'ına hitap ediyorum inşallah. Bir kısmı da kardeşlerimiz zaten çok koyu takvadır. Sarıyla namaz kılar, cübbesiyle kılar, çarşafla. Şimdi o kardeşimize ben hitap etmiyorum zaten. Ama istiyorsa, dinlerse iftihar ederim. Allah razı olsun. Ama benim yani muhatap olduğum
hedeflediğim, anlatmak istediğim kitle tarif ettiğim kardeşlerimizdir. Düğünde oynayan, içen böyle efendim, alemci olan kardeşlerimiz, neşeli olan gençler, bu Twitter'da yazışanlar, İnci Sözlük ekibi, Ekşi Sözlük ekibi böyle. Bir kısım işte fırlama tabir edilen tipler oluyor böyle Çin gibi. O tip gençler. Ondan sonra sosyeteye mensup kardeşlerimiz. İşte efendim her gün kendine bakım yapan, çok güzel olmaktan hoşlanan genç kızlar. Efendim yakışıklı delikanlılar. Hepsine hitap ediyorum. Yani hepsine yönelik inşallah. O yüzden yani beni o çizgide beklemeyin. O mümkün değil o. Yani zaten öyle bir bakış açım yok. Şimdi kardeşim istiyor ki yani ben cübbeli gibi. Zaten o cübbeli yapıyor onun yerini. Cübbelin yerinde kişiler de var şu an o işi yapan. Yani öyle insanlar var zaten. Mevzul miktarda var. Yani her cemaat, her yerde var. Tarikatlardan var. Yani şu vatandaşın yani tek tek isim vermeyeyim de. Zaten bu tamam bu. Yani eksiksiz tam kadro bu konuda kardeşim var. Fakat benim gibi İslam'ı tebliğ eden bir insan yok. Ya yani dünya çapında ben mesela Amerikalılara da hitap ediyorum. Musevilere hitap ediyorum. Hristiyanlara hitap ediyorum. Masonlara hitap ediyorum. Ateistlere hitap ediyorum. Marksistlere, komünistlere hitap ediyorum. Hepsini ben şefkatle kucaklıyorum. Hepsine saygı duyuyorum. Dolayısıyla onların anlayacağı dilden konuşuyorum ve onların anlayacağı bir stille onlara yaklaşıyorum. Siz istiyorsunuz ki yani cübbeli gibi olayım. Öyle bir şey olmaz yani. O yanlış anlaşılma var orada kardeşlerimizde. Yani o konuda ısrarcı olmanız da yersiz olur. Yani şu an mesela cübbenin yerine gelen o Seyit Efendi bu ayet mükemmel anlatıyor. Başka hoca efendiler de var. Cübbeli ağzında götürecek insanlar var. Onlar da anlatıyorlar. Videoları var. Her gün sohbetleri var. Yani onu dinlemek isteyen insan zaten camiye gidiyorlar, dinliyorlar. Fakat benim hedef kitlem, mesela bak benim canım Hristiyan. Kuzi gibi o benim canım, o benim tatlım, o benim ruhum. Ben ona hitap ediyorum aynı zamanda. Ben şimdi ben sarıktan cübbeli onun karşısına cübbeli gibi zaten gelemem. Ben başta olay bitiyor yani zaten gelemezsin karşısına. Değil mi? Ya müzik zaten dinleyemezsin. Kadeh elini alamazsın. Yani böyle klas yakışıklı olamazsın. Efendim marka giyinemezsin falan feşmekan yani. Ben söyleyeyim ben alemciyim, neşeliyim, dışa dönüyorum. Atatürkçüyüm. Atatürkçü olamazsın bir kere o konuda bazı şeyler, bazı kafalar için, bazı kişiler için mümkün değil. Cumhuriyetçiyim. Layık. Aydınım. Layıkım. Layık olmam adam şaşırıyor. Demokratım. Demokrasi savunuyorum. En gelişmiş demokrasi savunuyorum. Coşkuluyum. Sanatın bütün şubelerini seviyorum. Resim, heykel, müzik. Destekliyorum. Şimdi bak buralarda zaten bitiyor. Zaten olayla kopuyor. Onun için benim faydalanacak yönlerim varsa ondan istifade edin. Şimdi mesela iman hakikatlerini alır. Ama ortodoks görüşe sahip olan kardeşlerimiz. Ben saygı duyuyorum. Severim de ben ortodoks görüşteki insanı. Hoşuma da gidiyor onların yaşantıları. Ama öyle bir stile biz girmiş olsak zaten yani İslamiyet'te bir şey kalmaz birçok yerde söyleyeyim size. Yani bizim etkimizle göğsünüzü gere gere zaten İslam'ı anlatabiliyorsunuz birçok yerde. Yani biz komünistleri böyle etkisiz hale getirmesek, devlete musallat olan ideolojiyi yenmiş olmasak, hükümet de böyle rahat hareket edemezdi. Hükümetin elini çözdük. Hükümet rahat hareket eder hale geldi. Bak hükümete kimse gıkını çıkaramıyor. Felsefi yönden yaklaşamıyorlar. Yani bir hükümetin güçlü iktidar olması için bir kere felsefi tabanı olması gerekiyor. Hükümetin biz felsefi tabanıyız. Yani eskiden mevcut sistem Darwinizm üstüne oturmuştu. Hükümetler de ona göre hareket ediyordu. Mesela sağ hiçbir zaman için güçlü olamıyordu. Darwinizme karşı güçsüz olduğu için. Materyalizme karşı güçsüz olduğu için. Birkaç dergiyle bile devirmek mümkün oluyordu hükümeti. Mesela Adnan Menderes'i çok rahat devirebildiler. Birkaç dergiyle, birkaç gazeteyle. Ama bak hükümetin kılına dokunamıyorlar. Çünkü felsefi zeminde
adeta kayaya çarptılar. Geçemiyorlar. Felsefi yönden eleştiremedikleri için hükümeti sadece seyretmek durumunda kalıyorlar. Yapacakları hiçbir şey yok. Çok cılız direnmeye kalkıyor. Zaten pestillerini çıkarıyoruz anında. Mesela kardeşlerimiz bu yönü göremiyor. Birçok kardeşlerimiz görmüyor. Eğer biz mesela Cübbeli zihniyetinde olmuş olsak hükümetin felsefi savunması yapılamamış olurdu. Yani felsefi yönden eli zayıf olacaktı hükümetin. Bu çok müthiş bir o durum meydana getirir. Çok vahim bir durum meydana getirir. Hükümet ayaklar üstüne basamaz o zaman. Ve çok rahat yıpratılabilir hükümet. Ama biz muazzam bir zemin meydana getirdik. Anti-Darwinist ve anti-materyalist bir zemin meydana getirdik. Hatta CHP bile sağa kaydı bu sebeple. CHP'nin sağa kaymasının sebebi de biziz. Tabii. Çünkü Darwinist, materyalist olamayacağını gördü CHP. Olamayınca sağa kaydı. Sağ söylemdir şu anki CHP'nin söylemi. Zaten bunu herkes söylüyor. AK Parti'nin iktidara gelmesindeki ideolojik zemini biz kaçtan yani illa yani AK Parti olsun değil mi? Ama sağ güçlü olsun, mukaddesatçılar güçlü olsun diye bütün Anadolu'da bir faaliyet oldu, ilmi faaliyet oldu. Bakın tutuklu olan iddialı Ergenekon kontrol örgütü davasında tutuklu olan Doğu Perinçek çok zekidir. Ve hakikaten bu yargılanan kişiler içerisinde en kültürlü olan odur. Yani en olaylara derin bakabilen, analiz gücü en yüksek olan odur. Zaten onun için çok itibar ederler herkes. O diyor ki, AK Parti'yi Adnan Hoca iktidar etti diyor. Darwinizm ve materyalizme karşı mücadelesiyle diyor. İl il geçti, Anadolu'yu bütün her yerini gezdiler diyor. Her yerde konferanslar yaptılar ve AK Parti iktidarı yaptılar diyor. Biz gidip AK Parti iktidarı yapın mı dedik konferansa? Ne dedik? Darwinizm, materyalizmi çürüttük. Çürütünce halk doğal olarak sağa kaymış oldu. Bu işin olayı budur. Yani kökeni budur. Başı açık hanımlar, Beysun. Beysun, hanım ismi mi, erkek ismi mi Beysun? Hanım ismine benziyor. Beysun. İlk defa duyuyorum. Beysun diye bir isim var mı? Ben de yeni duydum hocam. Ne diyelim? Tamam, peki. Şimdi başı açık hanımlar konusu. Yobaz güruhu başı açık hanımlara adeta bir şeytan nasıl davranırsa öyle davrandılar. Ve o benim canlarımı, o güzeller güzellerini ki %80'idir Türkiye'nin sürekli dışladılar ve baskı altında tuttular. Dolayısıyla onlara dinin ulaşmasını engellediler. Muhatap olunmaz, bakılmaz, konuşulmaz, adam yerine konulmaz. Fasık olarak görülür mantığıyla yaklaştılar. Başı açık. Mesela bak Beril'de, Tuğçe'de onlar benim canlarım. Nur gibiler. Efendiler efendimiz Tuğçe son derece dürüst ve çok kaliteli bir insan. Son derece kibar, hürmetkar, lafını sözünü bilen çok efendimiz. Bir milyon yobaz bir araya gelse onu tırnağı etmez. Yani bırak, bıraksınlar bunu. Üstünlük takvayladır. İnşallah. Başa, başa açık. Peki başını kapattığını farz edelim. Ey yobaz güruhu. Kabul edecek misiniz? Yine fasık oluyorlar. Yine fasık, yine şeytan diyoruz. Kurtarmıyor ki. Çarşafa girince kurtarıyor mu? Yine kurtarmıyor. Surat diyorsun, gözünü de kapatacak diyorsun. Gözünü kapatıp gelse kabul ediyor musun? Yine fasık olmaktan kurtulamıyor. Kardeşim ne istiyorsun ya? İlla Deccal'e doğru itecekler. İlla ki dinsizliğe doğru itecekler. Ben o elinizi kırarım. Buna müsaade etmem. İlimle, fikirle, akılla, hadisle, ayetle kırarım. Ve yaptırtmam. Onların hepsine sahip çıkıyorum. Birinci sınıfı nur gibi Müslüman. Benim elimden yüzden nur akıyor. Bak benim güzelime. Bu da tertemiz, nur gibi insan. İnşallah. İnşallah.
Bırakın bu dışlamaları. Bunu yapa yapa Avrupa'da, Amerika'da bütün Müslümanlara karşı cephe aldırttırdınız dünyayı. Mahvedeceksiniz Müslümanları. Irak'ı işgal ettirdiniz, Afganistan'ı işgal ettirdiniz. Sel gibi kan akıttırdınız. Ve küfrün delaletin içerisine ittiniz. Nur gibi insanları. Tertemiz genç kızları. Bundan sonra böyle bir oyuna müsaade yok. Başörtüler benim canımdır. Çarşaflılar benim canımdır. Baş açıklar benim canımdır. Hepsi birbirine eşittir. %100 tertemiz Müslümanlardır. Bana bu demagojiyi, bu oyunu bırakacaksınız. Nur gibi Müslümanlar. Yasin suresinin 21. ayeti 21. yüzyıla bakıyor. 21. ayet. Yasin. Ya harfi kime bakıyor? Bir şeye bakıyor. Olaya bakıyor. Ya. Sin de yine aynı şekilde, yani bir işaret. Yasin durduk yere hiçbir anlamı olmayacak şekilde değil. Şeytan Allah'a sanırım ittebiu men la yeselekum ecren ve hum muhtedun. Anlamı ne? Tebliğlerine karşılık sizden ücret istemeyen bu kişilere tabi olun. Evet. Bak Allah diyor ki ücret isteyene tabi olmayın. Tabii. Sizden ücret istemeyen bu kişilere tabi olun. Ücret isteyenlere tabi olmayın. Evet. Ücret isteyenler ne diyor? Mehdi yok diyorlar. Ücret istemeyenler ne diyor? Mehdi var diyorlar. Evet. Biz Kur'an'a göre ücret isteyenlere inanmıyoruz. İnşallah. Ücret istemeyenlere inanıyoruz. İnşallah. Ücret istemeyenlerin hepsi bize Mehdi gelecek diyor. Evet. Ücret isteyenlerin de büyük bir bölümü, hepsi olmasa da büyük bölümü Mehdi gelmeyecek diyor. Allah bize söylediği ne? Onlara inanmayın diyor Allah. Evet. Sizden ücret istemeyenlere inanın. Evet. Mehdi bizden ücret istemeyecek. Talebeleri de istemeyecek. O zaman biz de onlara inanıyoruz. Ve onlar diyor Allah bak. Ve onlar mehdilerdir. Muhtedun. Hani yoktu Kur'an'da mehdilik? Hocam buyur. Estağfurullah. Sizi daha evvel ziyarete gelen masonlar Altoeti ve Sadun Engin kardeşlerimiz localarını sizin adınıza konferans vermek üzere Colorado'ya davet etmişlerdi. Masonların kendi yaptıkları duyuruda İstanbul'dan misafir ettikleri Altoeti ve Sadun Engin'in İslami yaratılışçılığın Darwinizme cevabı ve barışçıl İslam anlayışını anlatacakları duyuruldu. Colorado'da kalacakları 10 gün boyunca çeşitli Mason localarında ve tapınakçıların toplantısında konferans vermeye devam edecekler inşallah. Resimlerimiz var. Konferanstan ve locadan görüntüler. Evet. Efendim, Altoeti efendim orada, evet. Sadun hocam 17 Sadun Eylül orada. 2011 tarihinde Colorado Springs şehrinde Aydınlanma Locası'nda Darwinizmin bilimsel çöküşü ve Darwinizmin insanlığa getirdiği belalar konularını anlatırken. Sen biraz büyüt resmi, yaklaştır. Altoeti'yi ve Sadun'u göster. Evet. Sadun da bayağı şık giyinmiş. Maşallah. Evet, iyi. Mason Locası'nda tebliğ yapıyorlar. Elhamdülillah. İslam'ı, Kur'an'ı anlatıyorlar. Yaptıkları tebliği göster. Gösterdikleri filmi. Büyük salonda toplantı halindelerdi. Hah. Evet. Altı Hocam da aynı locanın masonlara verilen özel davetinde İslam'ın barış, sevgi ve kardeşlik dini olduğunu anlatırken görülüyor. Konferansı dinleyen masonlar anlatımlardan çok etkilendiklerini çeşitli defalar dile getirmişler maşallah. Evet, şimdi resmi göster, şeydeki ekrandaki resmi göster. Yaklaştır biraz. Ha. Bizim televizyonlarda gösterdiğimiz iman hakikatleri. Evet. Bu kadar mı resimler? Bir de Sadun Hocam'ın var, Darwinizm'le ilgili konferansı.
Evet. Büyük Mason Hocası'nda tebliğ yapıyorlar. Evet, inşallah. Maşallah. Maşallah. Ayet okuyorlar, Kur'an okuyorlar. Darwinizmin geçersizliğini anlatıyorlar. İslam'ın güzelliğini anlatıyorlar. Tebliğ böyle olur işte. İnşallah, maşallah. Değil mi? Karanlık izbodalara saklanarak olmaz. İnşallah. Aslanlar gibi, koç yiğitler gibi tam merkezlerine giderek, ilgili yerlere giderek kapsamlı olarak anlatmak. İnşallah. İnşallah. Evlerini ziyaret edip anlatmak, mekanlarına gidip anlatmak, bulunduk yerleri yere gidip anlatmak, okullarına gidip anlatmak bu şekilde. İnşallah. İnşallah. Yasin suresi 17, şeytanın Allah'a sınırım. Bizim üzerimizde sorumluluk ve görev olarak apaçık bir tebliğden başkası yoktur. Yani sadece bizim görevimiz tebliğ etmek, bildirmek. İnsanlar nasıl takdir ederse, nasıl isterlerse o şekilde davranmak ve hürdürler. İnşallah. Kur'an harflerinin toplamı tam 2010 tane veriyor. Maşallah. Demek ki bu 2010'da tebliğ bir hayli güçlü olacak. İnşallah. Ki, değil mi? Kur'an'da böyle bir işaret var inşallah. Maşallah. Hocam, bu konuyla ilgili de üstadın bir izahı var. Okuyayım mı onu? Evet. Üstad, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın 2010'larda cemalinin görüleceğini söylediği sözü var hocam. Siz daha bilirsiniz evet. İnşallah. Eğer siz tembel kalıp da onun yolunu yapmazsanız, tembellik etseniz 100 sene sonra tamamen cemalini göreceksiniz. Zira sizinle İstanbul arasında mesafe bir aylıktır diyor Üstad hocam. Ve bunu yazdığı zaman da hocam 1910 tarihli. Yani 2010'da göreceksiniz. Evet, 2010'da cemalini göreceksiniz. Evet, yüzünü göreceksiniz. Maşallah. Hocam.